Üniversite öğrencilerimiz şu an 800 küsur öğrenci oldu. Ve ilçede ciddi bir dinamizm kazandı. Sosyal hayat renklendi. İnsanlar şenlendi. Ve insanlar artık yeni iş, aşk, umut kapıları oluşturdu kendilerine. Ve özel başkanımın da bu konuda çok ciddi mücadelesi var. Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nun 1-2 bölümünü inşallah Esenköy'e sizlerin desteğiyle ak kadrolarla kazandıracağız diyorum. Onun da müjdesini ben size vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, inanın onların hayal bile edemediği işleri biz yaptık, başardık. Bakın, Çınarcık'ta hastane dediler, iki tane beton attılar, betonlar 40 yıldır aynı yerde duruyor, yanık betonlar duruyor. Biz bitirdik, hizmeti açtık. Türkiye'de ilk defa, bizim ilçemiz biraz yaşlı nüfus, Türkiye'de tek olan bir huzur evini, proje direkt bizim projemiz. Kendimizin gidip gördüğü bir proje. Ve 7 yıldızlı otel kıvamında proje. Yaşlılarımız için yaptık. Ve bakanımız geçen gün televizyonda, Fatma Şahin hanımefendi şöyle dedi. Dedi ki, bakanlığınızın neresindesiniz diye sordular. Dedi ki, en büyük idealimi Yalova ili Çınarcık ilçesinde gerçekleştirdim. İnşallah dedi, açılışında biz yapacağız. Bakın bu proje İstanbul'da yok, Adana'da yok, Antalya'da yok. Yani hükümet oturuyor akşam düşünüyor, diyor ki, ya bu Çınarcık'a bir proje yapalım da şu Esenköy'de acaba nasıl doğalgaz getiririz? Bakın buradaki temsilciler gidip eğer dert edilmezse, koşturmazsa, orada bakanların yakasından düşmezse buraya hizmet falan gelmez arkadaşlar. Bizim kadrolarımız ilk söylediğim gibi sizlere hizmetkar olan kadrolar. İnşallah bundan sonra da farklı hizmetleri Esenköy Belediye Başkanım, değerli abim, çok sevdiğim büyüğüm, özel abimle birlikte ben de inşallah Çınarcık'ta ustalık döneminde Esenköy'e, Çınarcık'a kazandırmaya devam edeceğiz. Müjdeler olsun sizlere diyorum. Mesela yine görüyorsunuz Çınarcık'ın sahil harici bir yolu var, üst caddesi var. Benim doğum tarihim 1972. 1974'lü yıllarda konmuş bir yol projesi. Ya mübarekler, 74'te koydunuz. Niye açmadınız? Allah razı olsun kardeşim. Nasıl bir gönlünün güzelliği. Ve gerçekten 30 yıldır, 40 yıldır yapılmayan hizmetleri yaptık. Gelip geçerken görüyorsunuz bizim üst caddemizi. Uçak indirecek diyorlar şu an. Evet arkadaşlar, bizler yol medeniyettir. Yolun gitmediği yere hizmet götürme şansınız yok. Bizler de medeniyeti insanlarımızla buluşturmak için bu görevlere geldik. Çünkü biz halkın içinden gelen biriyiz. Ben hep söylüyorum. Çünkü biz halkın içinden gelen bir başbakanın buradaki temsilcileriyiz. Çünkü biz sizlerin hizmetkarıyız ve hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda eğer Muharrem kardeşimle Ahmet Kaya kardeşim, aynı zamanda benim sınıf arkadaşım, çok sevdiğim bir abimiz. Onları da Yalova'ya böyle çok güçlü gönderebilirsek bu dönem inşallah Esenköy bu hizmetlerden kat be kat fazlasını bu dönem alacaktır inşallah. Çınarcık'ta olacaktır. Bizler sizler için belediye ve üst üyesi arkadaşlarımızla omuz omuza verip bu dükkanlı yolculukta, bu uzun yolculukta başbakanımıza destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerin dualarını istiyoruz arkadaşlar. Başkanımın yaptıklarını cadde cadde, kapı kapı, sokak sokak anlatmanızı istiyoruz. Çünkü gerçekten ben de yoruldum. Başkanımın yaptıklarını duyunca gerçekten Esenköy halkı vicdandır. Esenköy'ün güzel insanları var. Zaten bugün burada ben bu fotoğrafı gördüm. İnşallah bir Nisan sabahında hep beraber Esenköy'ün bayramını kutlamaya hep beraber geliriz. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Benim bir programlar. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bütün hanımefendileri Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Genç kardeşlerimin gözlerini öpüyorum. Esenköy'ün güzel insanlarına Rabbim'e emanet ediyorum. Başka. Allah hepinizi yar ve yardımcısı olsun.